Öğrenciler, değerli basın. Bugün meslek yüksek okulumuzun katkılarıyla Manas ekonomisini, bugünü, yarını, geleceği hakkında burada toplanan değerli hazırlığının görüşlerini, tavsiyelerini almak üzere bir araya geldik. Bu organizasyonu düzenledikleri için başta Manas meslek yüksek okulunun değerli müdürlüğüne, öğretmenlerine, çalışanlarına bir Manaslı olarak teşekkür etmeyi bir boş biliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilçemiz Manas, 1953 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş. Bugüne kadar geçen süre zarf içerisinde bir takım yeniliklere, bir takım güzelliklere imza atmış. Manas halkının beraberliğiyle bugüne kadar gelmiş. İlçemiz, ilimizin en büyük ilçelerinden biri. Gelişmeye müsait, çalışkan insanları, doğal güzellikleriyle ülkemizin yerleşim alanlarından biridir. Biz de Manas Belediyesi olarak 9 yıl aşkın süre zarfı içerisinde ülke ekonomisinin kalkınması için, insanlarımızın eğitimini, kültürünü, sosyal yönden gelişmeler için bir takım yeniliklere imza attık. Ama bu yeterli mi? Değil. Ama önümüzdeki uzun yıllarda bu güzel ilçeyi çağdaş, modern bir şehir kent haline getirmek de bizim en büyük dileğimiz, en büyük amacımızdır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz iktisatta 3 tane kural var. Bu kurallar sanayileşme, tarım ve hizmet sektörü olmak üzere. 1950'li yıllardan sonra kırsal kesimden şehirlere akan insan göçüyle şehirler hızla nüfus artmış. Bir takım hizmetler sunmak üzere yerel yöneticiler tarafından cazibane çalışmalar yapılmış. 1950'li yıllarda kırsal kesimde nüfusun %75'i oturuyordu. Bugün tam tersi, kırsal kesimlerde %20-25 civarında insanımız, vatandaşımız oturmakta. Şehirlerde, kentlerde ise %75'in üzerinde insanımız oturmaktadır. Bu insanların temel gereksinimlerini karşılamak için tarımın önemini hepimiz biliyoruz. Bizim ülkemiz 783 bin kilometre karelik bir alanda düne kadar tarım ülkesiydi. Tarımla sanayi arasındaki bocalamayı tam kestiremediği için, geçiş sürecini tamamlayamadığı için bugün tarımla sanayileşme arasında beklemekteyiz. Hizmet sektörünün de 21. yüzyılda, 20. yüzyılda hızla öne geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bugün gayri safi milli hasılanın %70'i hizmet sektörüne, %19'u civarı sanayi sektöründe de %8'i de tarım sektörüne idam etmektedir. Hizmet sektörünün önemli bir aşamaya geldiği ve öpümene çıktığı günümüzde de belediyelere büyük görevler düşmektedir. Özellikle kentleşme açısından sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, sağlıklı caddelerin, sokakların oluşturulması, altyapısının, güç yapısının oluşturulması belediyelerin en büyük görevlerinden biridir. Bir diğer unsur da değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi tarım kesimindeki nüfusun az olması, tarımın da sanayi ve hizmet sektörünü beslemesi açısından bugüne kadar gelişmelerde tarıma verilen desteğin az olması nedeniyle özellikle tarım alanındaki tarım ürünlerinin, buğday, arpa, tarım, hayvancılığın geri planda bırakılması da bizim ilçemiz açısından bir handikaptır diye düşünüyorum. Öncelikle tarıma önem verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü verimli ovalarımızla, verimli topraklarımızla, göletlerimizle, çayırlarımızla, meralarımızla tarım ve hayvancılığın ön planda olması en büyük dileğimizdir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bugün geldiğimiz noktada Manas olarak özellikle turizmde 9 yılda aşkın süredir yerinde patenaj yaptığımızı, turizm alanı ilan edilen 2005 yılında Bakanlar Kurulu tarafından turizm alanından ilan edilen Hamam Boğazı'nın bugüne kadar işlenilerek kavuşamaması, herhangi bir yatırım yapılamaması Manas açısından büyük bir kayıptır diye düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde, oturduğumuz her toplantıda, konuşmalarımızda birebir olsun, toplu halde olsun Hamam Boğazı'nı dile getiriyoruz. Bundan sonra da getireceğiz. Çünkü bu Hamam Boğazı hem Manas açısından hem ilimiz açısından çok önemli bir ihtiyacı
belirtmektedir.